Biraz kafa dinlemek istiyormuş. Ne demek lan biraz kafa dinlemek istiyormuş? Öyle dedi pilot. Sinirliymiş. Kimseyle görüşmek, konuşmak istemiyormuş. Biraz kafa dinleyeceğim dedi. Telefonla da boşuna aramayın, ulaşamazsınız dedi. Nereye gittiğini söylemedi mi? Yok, söylemedi. Ulan bu manyak neyi kafaya taktı ki yine? Sen şimdi bu işlerden elini ayağını çektin ya. Onu sindiremedi herhalde içine. Piyasada itibarımız kalmadı deyip duruyordu. Ben o piyasanın ta içine tüküreyim Ekrem. Tam zamanında be Vedat. Oğlum tam zamanında be kardeşim. Demek sünnet düğünü yapacaklarmış ha? Öyleymiş. Kambersiz düğün olmaz. İnsanlar en mutlu oldukları anda savunmasız olurlar Sarp. Oğlunun sünnet düğününde Ali'nin ölüm fermanını yazacağız. Hazır bu kadar insan toplanmışken cenazesi kalabalık olur. Yakup, bana verdiğin konumdayım. Kurt Bey'in burada olduğundan eminsin değil mi? Tamam, sağ ol. Sakın yanlış bir şey yapayım deme. Burada bağlı it gibi daha ne kadar bekleyeceğiz Ekrem Bey? Ha? Haber gelene kadar. Sen tuvaletin var dememiş miydin? Ne bekliyorsun hadi? Hadi. Hadi çabuk ol. İçin çabuğuna yarayacak bir şey muhakkak vardır lan. İşte çıkış biletin. Sakın! Canına susamadıysan at silahı. Kurt Bey! Çık karşıma! Ali? Nerede? İçeride. Seni bekliyor. Ali? Bana kardeşimin kim olduğunu, nerede olduğunu bilmediğini söyledin. İnandım. Kardeşimin Erniko'nun yanında çalışmadığını söyledin. İnandım. Sana yalan söylediğimi düşünüyorsun değil mi Ali? Evet Kurt Bey. Bana yalan söylediğini düşünüyorum.
Hem de yıllarca. Gözümün içine baka baka. Söyle Kurt Bey. Erniko oğlumu öldürdüğünde... kardeşimin o pisliğe baba dediğini biliyor muydun? İnan bana Ali. Gerçekten bilmiyordum. Sana inanmam için bir sebep ver bana. Bizi kardeşimle birbirimize düşman etmek için kumpas kurdun. Bizi birbirimizden ayırdın. Birbirimize kavuşmamızı engelledin. Neden? Niye? Amacın neydi Kurt Bey? Seni şu an burada gebertmemem için bana bir sebep ver. Tahmin etmiştim. Artık kaçışın yok Kurt Bey. Kaçmak için geldiğin burası senin için son durak. Ben senden kaçmadım Ali. Evimi basıp kızımın yanında benimle yüzleşmeni istemedim. Öyle mi? Yani yaptığın alçaklığı kızının öğrenmesini istemedin. Peki şimdi ne değişti Kurt Bey? Efendim. Ali Yakup üzerinden bütün evleri araştırıyor. Tamam. Yüzleşme vakti. Hazır mıyız peki? Hazırız efendim. Zeynep'le Meryem Hanım'ı gönder. Sonra da Ali'nin bizi bulmasını sağla. Peki efendim. İşte buradayım Kurt Bey. Bana yaşattığın her şeyin hesabını vereceksin. Çıkıyorsun Vedat. Zaman geldi. Biraz daha işim var. İşim bitti Vedat. Çıkıyorsun dedim hadi. Hadi. Ela'da da mı rahat yok lan? Yürü hadi. Cevap ver bana. Neden kardeşimi bulmamı engelledin? Niye kardeşimi sakladın benden? Bunca yıl karşında kardeşimi bulmak için çırpınırken... niye benden onu sakladın ha? Sizi korumak için. Yapma Kurt Bey. Yapma. Ali. Sen karışma Can. Bu Kurt Bey'le benim aramda. Sakın. İzlettirmek istiyorum sana. Yalnızca düğmesine basacağım. Vedat. Evet. Vedat. Ne oldu lan?
Sahibinden haber mi bekliyorsun? He? Ne o? Yeni talimat mı geldi lan? Hain köpek. Oğlum ne yaparsan yap, Ali Hüroğlu'nu öldürmeme engel olamayacaksın lan. Aynı babamı öldürdüğü gibi onu ayağından tavana asıp göğsünü kurşunla dolduracağım lan. Pilot onu arıyordu. Sen aldın Vedat'ı. Nereden aldın biliyor musun Ali? Kardeşinle kavuştuğunuz yerden. Silahının namlusunu sana uzatmıştı. Tam tetiği çekecekken. Almasam ne olurdu biliyor musun Ali? Bu söylediklerini yapardı. Anladın mı şimdi sizi korumaktan neyi kastettiğimi? Bu yine de bana yalan söylediğin gerçeğini değiştirmez. Evet, değiştirmez. Ama kardeşinin olduğunu çok geç öğrendim Ali. Sen çoktan Erniko'yu öldürmüştün. Çok geç öğrendim. Nasıl söylerim diye çok düşündüm. Söylemem gerektiğini biliyorsun. Sonra kardeşinin babası için ettiği yemin aklıma geldi. Vedat geldi. Yapamadım. Sen söylesene şimdi bana Ali. Sen olsan yapabilir miydin ha? Böyle bir şey nasıl yapılabilir Ali? Vedat hayatı boyunca Erniko'nun intikamını düşün. Adamın hayattaki tek gayesi bu. Sen Vedat'ı öldürsen ya da Vedat seni öldürse bu sefer kardeşin Süleyman'ı yaşarken öldürmüş olmayacak mısınız? Hadi söyle bana. Ne yapardın Ali? Şimdi her şeyi öğrendin artık. Bunu nasıl durduracaksın ha? Kararı sana bırakıyorum. Vedat'ı serbest mi bırakayım? Senin, ailenin, hatta oğlun Alican'ın peşine mi düşsün? Yoksa Süleyman abisinin baba bildiği adamı öldürdüğünü mü öğrensin? Abi kardeş kavgasına hazır mısın Ali? Benim yerimde olsan hangisini seçerdin Ali? Hadi söyle. Cevap ver bana. Hangi kararı verirsin? Ben karar veremedim. Sustum. Şimdi sen söyle bana. Hangisini yapalım? Kararı sana mı? Hadi söyle bana. Ne yapardın Ali? Şimdi her şeyi öğrendin artık. Bunu nasıl durduracaksın ha? Kararı sana bırakıyorum. Şimdi ne yapacaksın Ali? Şimdi gerçekten ne yapacaksın? Kardeşimi bulduğunda rüya olmasın diye yalvarıyordum. Bu mutluluk gerçek olsun diye. Ama şimdi öyle bir çıkmazdayım ki ne yapacağım bilmiyorum Allah'ım. Ne yana dönsem ucunda felaket var. Bir yanda yıllardır hasretini çektiğim kardeşim, öbür yanda ona kardeşlik etmiş adam. Ve tam aramızda geçmişimden taşıdığım büyük sır var. Bu nasıl bir imtihan Allah'ım?
tam her şey yoluna girdi derken, tam mutluluğu bulmuşken, bu ne büyük bir imtihan. Ne yapsam Allah'ım? Bana bir yol göster.